Siyasi ve fikri mücadelemizde milli bekanın savunulması ayrı, özel ve önemli bir yere sahiptir. Bizim için beka, varlık ve birliğimizin kilididir. Bizim için beka, Türklük, Türk milleti, Türk vatanı, Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bekasız bağımsızlık olamayacağı gibi geleceğe ulaşmak da mümkün değildir. Üzerinde titrediğimiz bekamız çok yoğun tehdit altındadır. Ve bu tehdit dalgası yıllar içinde birike birike, arta arta bugünlere kadar gelmiştir. Geçmişte defalarca bu kapsamdaki kaygılarımızı milletimizle paylaştık. Dileyenin ve talep edenin kolaylıkla erişebileceği partimizin arşiv kayıtları milli beka ile ilgili çok sayıda görüş ve düşüncelerimizi mahfuz tutmaktadır. Bunlar arasında dikkat çekici açıklamalarımız özet halinde şunlardan ibarettir. 8 Mart 2006 tarihli basın toplantımızda Irak'ta yaşanan gelişmelerin ve hükümetin bunlar karşısındaki tutumunun Türkiye'nin güvenliğine, bekasına karşı açık ve yakın bir tehdit ve tehlike mahiyeti kazandığı uyarısında bulunmuştuk. Geride kalan yıllar ve yaşanmışlıklar ne kadar haklı olduğumuzu net olarak tescillenmiştir. PKK'nın Kandil'den sonra Sincar'a yerleşip burayı ihanetin merkezi yapma gayesi, peşmergelerin bağımsızlık arayışı ve IŞİD'in hala Musul'dan sökülüp atılamaması bütünüyle ortadadır. Oysa ki Türkiye Misak-ı Milli'nin nabız atışının duyulduğu her yerde olmalı, her tarafta adını ve şanını gösterebilmelidir. Ve de Kerkük ve Musul'un statüsü konusunda Türkiye'nin müdahil olması hususunda gereği neyse yapılmalıdır. Geçen hafta Cuma günü peşmergenin PKK ile çatışması ise şayet çıkarların uyumsuzluğundan değilse kesinlikle tiyatrodur. 11 Ağustos 2009'da düzenlediğimiz bir basın toplantısında milli bekanın devamında mutlaka gerekli ve zorunlu olduğuna inandığımız tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülkümüzü tartışmaya açacak gelişmelere sonuna kadar karşı çıkacağımızı söylemiştik. Demiştik ki çağdaş bir devlet olabilme, müreffeh ve medeni bir millet haline gelebilme, bireysel hak ve hukuka insaniyetin ulaştığı evrensel ölçülerde sahip olabilme hedefi elbette önceliklerimizdir. Ancak demiştik ki partimiz bu hedeflerin yanında üstünde bir anlayışla milli değerlerin ve bekanın korunmasını vazgeçilmez varlık sebebi ve kutlu bir vatan olarak görevi olarak telakki etmektedir. Yine o tarihte Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan kimliksiz ama demokrat, kişiliksiz ama özgür, birey olmuş ama milletsiz, vatandaş ama vatansız, içi boşaltılmış değer taşımayan, geride kalan alt kimlik ve kültürlerine yeniden sığınmış yitik toplum modelini kabul etmemiz mümkün olmadığını aykırmıştık. 26 Ağustos 2009 tarihinde Türk milletinin bekasına yönelik tehditler hakkındaki düşüncelerimizi kısaca şu şekilde dile getirmiştik. Türkiye bölgedeki milli varlığına ve bekasına yönelik risklerle karşı karşıyadır. Cumhuriyetimizin temeli olan milli devlet ve üniter yapının tasfiyesi, milletimizin kimliksizleştirilmesi, yapay azınlıklar oluşturulması, alt kimliklerin sivritilmesi ve bin yılda oluşan kardeşlik hukukunun zedelenmesine doğru ilerleyen bu çok vahim süreç beka düzeyinde tehditleri barındırmaktadır. Bu vahim gidişatın devamı halinde
Türkiye Cumhuriyeti'ne yegane anlam kazandıran ve mevcudiyetine derinlik veren üç temel unsurlardan, vatanını oluşturan coğrafyanın, beşeriyetini oluşturan milletin ve iradesini temsil eden devletin bugünkü sınır, nüfus ve yapı ile devamı kesinlikle mümkün olmayacaktır. Keşke yanılıp yanlışa düşseydik. Fakat karşımızdaki bulanık ve bunalım döngüsü dünkü sözlerimizin ne denli isabet kaydettiğini ortaya koymuştur. 27 Mart 2012 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımızda terörle mücadeledeki zafiyetin, bölücülüğe verilen siyasi kredilerin ve küresel hesaplara uydu olunmasının millet ve devlet bekası için önemli sıkıntılara yol açtığını ikazla belirtmiştik. Milli bekamız içten ve dıştan olmak üzere iki ateş altındadır. Bu ateşin söndürülmesi, bu ateşi yakanların tamamen silinmesi Türkiye'nin yegane hedefidir. Bu itibarla bekamızın kökünü kurutmak, isteyenlerin azlı dişini söküp nefeslerini kesmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her şartta destek olacağı milli diriliş ve silkiniş hamlesidir. Beka oyuncak değildir, oyun değildir, şaka değildir. Şarlatanların lütfuna, tesadüflerin akıntısına asla bırakılamayacaktır. Nitekim beka Türkiye'dir. Türklüğün yüzyıllar içinde millet varlığı şemsiyesi altındaki maddi ve manevi kazanımlarıdır. İşte bu yüzden, işte bu sebeple, işte bundan dolayı 16 Nisan'da Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilemeyecek diyerek Türkiye'nin yanında duracağız. Şöyle bir etrafınıza bakınız. Komşu coğrafyalar adeta kağıt kuleler gibi devrilmekte. Küresel cinayet şebekesi kanlı operasyonlarını, taşeronları eliyle icra etmektedir. Tüm menfi ve marazi hesaplar aslında Türkiye'nin köşeye kıstırılması maksadıyla planlanmaktadır. Amaç Türklüğü son yurdundan parçalayıp çıkarmaktır. Amaç Türk milletini etnik ve mezhep volkanında eritip birbirine kırdırmaktır. Oyun vahşidir, senaryo acımasızdır, hedef alçaktır. Gelişmelerin cesaret ve cüreti bize bunları göstermektedir.